CHP'nin 100. yıl videosundan EOKA çıktı. Haber bu. Nerede? Aydınlık 8. sayfada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı videodaki EOK detayı tepkilere neden oldu. Hazırlanan videonun Kıbrıs Barış Harekatı'nın anlatıldığı kısmında EOK askerlerinin Türk bayrağını ele geçirdiği bir fotoğraf kullanıldı. Videoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya vatandaşlar tepki gösterdi. Konu sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi. 13 Eylül 2022 tarihinde de Sakaryalılara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söylemişti. Başka bin tane. Şimdi bakın Sabah gazetesi aynı konuyu gündemine almış. CHP'nin tanıtım filminde EOKA'cı terörist skandalı diye. Kılıçdaroğlu 100. yıl filminde soydaşlarımızı katleden EOKA'cı çeteleri Kıbrıs Türk'ü gibi gösterdi. Seçim yenilgisinden sonra dağılan CHP'de skandallara yenisi eklendi. CHP'nin tarihinin anlatıldığı filmde Kıbrıs'taki soydaşlarımıza katliam uygulayan EOKA'cılara yer verildi. 1964'te çekilen fotoğrafta EOKA çetesi Türk noktasını ele geçirdikten sonra zafer pozu verdikleri görülüyor. Bu görüntüler Türkiye ve KKTC'de büyük tepki gördü diyor. Hemen 12. sayfaya bir bakalım. Devamına bir bakalım. Devamına. Fotoğraf bu işte gördüğünüz gibi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır yenilgi alarak ve değişim talepleri ışığında suların bir türlü durulmadığı CHP için hazırlanan videoda Kıbrıs'ta Türk soydaşlarımıza karşı büyük soykırım faaliyetine imza atan terör örgütü EOKA mensuplarının fotoğrafı kullanıldı. Fotoğrafın 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 10 yıl önce 23 Nisan 1964'te EOKA çetesinin Girne yakınlarındaki bir Türk noktasını ele geçirdikten sonra verdiği zafer pozu sırasında çekildiği ortaya çıktı. Fotoğraftaki Türk bayrağının da bu nedenle yanlış anlaşılmaya neden olduğu, fotoğraftakilerin Türk mücahitler zannedildiği anlaşıldı. Aynı fotoğrafın 2019'da CHP'li İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi tarafından da pankartlarda kullanıldığı belirlendi. Ancak video kullanıcıların bu yöndeki uyarılarına rağmen paylaşımdan kaldırılmadı. Benzer bir skandal KKTC'de yaşanmıştı. 8 Ağustos 2022'de çekilecek Milli Piyango biletinde aynı görsele yer verilmiş. Skandalın ortaya çıkması sonrasında sorumlular görevden alınmıştı. CHP'ye tepki yağdı. Skandala sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi. Melih Gökçek, rezaletin daniskası, EOKA'cıların ele geçirdiği Türk bayrağını Türk mücahitler diye kullanan CHP'ye niye sessizsiniz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise bir reklamını yapmadığınız Kıbrıs'ta soydaşlarımızı katleden terörist EOKA kalmıştı. En azından partinin KKTC temsilcisi. Sevgili Mustafa Yürük'ten destek alsaydınız 100. yılda rahmetli Bülent Ecevit'in kemiklerini sızlatmak pahasına böyle bir rezillikle tarihe geçmezdiniz diye yazdı. Bu arada skandal videonun altına gelen yorumlarda ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sayıda tepki geldi. Simge Gorani adlı kullanıcı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılında 7 günlük bir dijital istifa kampanyası başlatmayı anlamlı buluyorum diyerek Kılıçdaroğlu istifa dijital eylemi başlattığını duyurdu. Mesajda yüzsüzlüğe karşı yüzümüzle bir kez daha istifa edin demek üzere mesajlarla dile getirdiğimiz talebi kısa ve öz videolarla tekrardan iletmeye devam ediyorum. Eylem Kılıçdaroğlu'nun kişisel hesabı veya CHP'nin resmi sayfasındaki güncel postların altına 7 gün boyunca gerçekleştirilecek ifadesine yer verildi. Çağrı sonrası videonun altına yüzlerce istifa çağrısı içerikli yorum geldi. Yani hata yapılır mı? Yapılır. Nasıl yapılır? Ha şöyle yapılır. Bu filmi bir ajansa hazırlatmışlardır değil mi büyük ihtimalle? Ajans işin ehli değildir. O zaman niye o ajansla çalışıyorlar ki diyeceksiniz. Bilmiyorum şimdi akçeli işlere aklım ermez. Kim bilir kimler ne komisyonlar alıyordur ama töhmet altında da bırakmayalım şimdi. Başka neden yapılır? Acemilikten yapılır. Nasıl acemilikten yapılır? Vallahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin beyinleri vardı. Bir de hafızaları vardı. O hafızalardan hangisi şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bakın olay 1964'te geçen bir olay. Fotoğraf 1964'ten. Yani o hafızalardan biri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski kadrosundan biri fotoğrafı görür görmez tanırdı. Ya da işkillenirdi, bir dakika bir soralım derdi. Gazetecilikte de bu böyledir. Arkadaşlarımız bir konuyu tartışırlar ama deneyimli olan arkadaşımız ya bir dakika der, orada bir şey var galiba. Niye? Belleği vardır. Partilerin de böyle bellekleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belleği kalmadı. Beyin de kalmadı. Darmadağın bir vaziyette. O zaman hatayı davet etmiş olursunuz. Gel gel yaparsınız. Hata. Gel bak yapacağım, gel. Vallahi yapacağım, gel. Yapın işte.